Merhabalar. Bu hafta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'ne konuk olacağız. Muhtarımızla birlikte mahallede sorunları, sıkıntıları dilimiz döndüğünce ekranlarınıza taşıyacağız. Hadi aracımıza binelim ve mahallemize doğru yola koyulalım. Değerli izleyenler, İkizce Mahallesi'ne geldik. Muhtarımız Şahin Erdal'ın makamına doğru yola koyulalım. Merhabalar muhtarım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, biz deyiz muhtarım. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Şahin Erdal, İkizce Mahalle Muhtarıyım. Evliyim, iki oğlum var. Size geliyoruz programına, hoş geldiniz diyoruz. Şeref duyarı sizi ağırlamaktan, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz muhtarım. Kaç dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz? Benim ilk dönemim. Peki nasıl karar verdiniz muhtar olmaya? Mahallenin girişinde esnaflık yapıyorum. Sürekli mahallede olduğum için de sorunlarını da biliyorum. Çözülemeyen sorunları da vardı. Bunları da çözebileceğime inandığım için aday oldum, kazandım. Şimdi de görevdeyim, çalışıyorum. Peki doğma büyüme buralı mısınız? Buralıyım, evet. Peki muhtarım, mahallenin en sorunlarını en iyi bilenlerden birisiniz aslında, doğma büyüme buralı olduğunuz için. Tabii ilk döneminiz, muhtarlık yapıyorsunuz. Mahallede ne gibi eksikler gözlemlediniz de hani bu göreve layık gördünüz kendinizi? Mahallemizin ilk önce içme suyu sıkıntısı vardı. Sürekli sular kesiliyordu. Su bir mahallenin en önemli sorunudur diye düşünüyorum. Onun dışında asfaltlanmamış yollarımız vardı. Sürekli göç alan bir bölge olduğu için hızlı da hareket etmek gerekiyor. Asfaltlama da ikinci sorunumuz vardı. Yani bunun dışında sayamadığım daha birkaç tane sorun vardı. Peki muhtarım, yol itibariyle geldiğimiz kadarıyla gördük ki mahalle gerçekten dağınık. Yani bu sizin için sorun teşkil etmiyor mu bir muhtar olarak? Gerçekten işimizi zorlaştırıyor. Bir arada olsa bizim işimiz de gerçekten daha kolay olur. Mahallenin dağınık olması herkese ayrı ayrı işte yoldur, sudur, elektrik, artık çağımızda internet gerektiriyor. İnternettir, bunları götürmek gerçekten zor oluyor. Belediyelerimizden istiyoruz bu tür imkanları. Belediyelerimizin de imkanları gerçekten kısıtlı. Biz bu konuda gerçekten zorlanıyoruz dağınık olduğu için. Peki muhtarım, biraz mahalleyi yakından tanıyalım dilerseniz. Mahallenin nüfusu kaçtır, seçmen sayısı kaçtır? Mahallenin 738 nüfusu var. Geçen dönemki seçmen sayısı 538'di. 553'tü pardon. 553 nüfusu seçmeni var. Peki genel anlamda yaşlı nüfus mu, genç nüfus mu var? Genel anlamda yaşlı nüfus var. Orta yaş üzeri nüfus genel anlamda. Peki bilmeyenler için şöyle bir anlatalım dilerseniz. İkizce Mahallesi tam olarak nerede bulunur? Komşu mahalleleri hangileridir?
İkizce mahallemiz Beylerderesi'nin batı yakasında bulunur. Bizim doğumuzda Yakınca Mahallesi, kuzeyimizde Organize, güneyimizde Seyit Uşağı, batımızda da Görgü, Cefana Mahallesi bulunmaktadır. Peki muhtarım, gerçekten mahalleye geldiğimiz kadarıyla henüz görmedik. Zaten göreceğiz işte izlenimlerimizi, eksikleri, sorunları, sıkıntıları izleyicilerimize aktaracağız ama yani mahalleden memnun musunuz? Yani nasıl bir yapısı vardır? Temel geçim kaynağı nedir? Biraz genel koordinatlarıyla anlatır mısınız bize? Evet, mahalleden memnunum. Gerçekten mahalleliyi seviyorum. Mahallemizin insanları gerçekten çok sakin, huzurlu insanlar. Bu yüzden mahallemiz de huzurlu. Mahallemizin birkaç dağınık olduğunu söylediniz. Gerçekten dağınık olduğu için mesela bizim mahallemizin girişinde yeni üniversite yerleşkesi yapıldı. Onun hemen arkasında Koçtar Afet Evleri, Seyit Uşağı Afet Evleri var. Bu insanlar geçimini merkezden yapıyorlar, merkeze gidip geliyorlar. Bulunduğumuz bölgede tarım ve hayvancılık yapıyorlar, geçimini böyle sağlıyorlar. Görgü sınırına doğru olan bahçelerde de insanlarımız kendi bahçelerine ev yapmışlar. Yazın burada, kışın da merkezde oturuyorlar. Böyle bir yapısı var mahallemizin. Peki muhtarım, biz 2 hafta önce kadar bir Görgü Mahallesi'ne misafir olmuştuk. Oranın sorunlarını, sıkıntıları gündeme getirmiştik. Görgü Mahallesi'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi maden ocağıydı. Evet. Siz de hemen Görgü Mahallesi'ne sınırsınız. Hemen yan yana iki mahalleden bahsediyoruz. Siz neler yaşıyorsunuz? Yani bu maden ocakları ile ilgili sizin de mahalleli olarak bir sorununuz, sıkıntınız var mıdır? Görgü mahallemizde muhtarımızın bahsettiği taş ocağı, maden ocağı ikimizin arasında sınırında bulunan bir ocak. Görgü mahallesinin yaşamış olduğu sorunların aynısını biz de yaşıyoruz. Patlatma sesi, patlatma olursa, denk gelirsek inanın ki burada camlarımız kırılacak oluyor. Çocuklarımız korkuyor. Her türlü sıkıntı yaşıyoruz. Taş ocaklarından dolayı yeraltı sularımız etkileniyor. Her türlü biz de Görgü gibi etkileniyoruz. Onun dışında harfiyat kamyonları bu harfiyatı çekerken mahallemizden geçip daha geçen sene yapmış olduğumuz yolları yine harabeye çevirdiler. Bu konuda biz de çok sıkıntılıyız, çok şikayetçiyiz. En büyük sıkıntılarımızdan birisi bu taş ocakları. Peki kaç yıl önce kuruldu buraya? Yaklaşık bir 15 ile 20 yıl arasında kurulmuş buraya. Son zamanlarda başvurular var. Biz başvuru olduğu zaman bunları mahkemeye verip iptal ettiriyoruz. Ama daha önce ruhsat almış olanlar tabii çalışıyor, karışamıyoruz. Yani daha da fazlalaştırmak istiyorlar sanırım buralarda o taş ocaklarını. Tabii ki taş ocakları için cazip bir bölge. Merkeze yakın olduğu için maliyet konusunda da gerçekten taş ocak sahiplerine büyük avantaj sağladığı için buralar düşünülüyor. Ama bizim bölgemizde taş ocağında dinamit patladığı zaman üniversitemiz etkileniyor. MASKİ bizim bölgemizde etkileniyor. TÜİK, İstatistik Kurumu, Gümrük Müdürlüğü, TEDAŞ ve buradaki vatandaşlarımız, herkes etkileniyor. Taş ocağının inşallah biraz sonra gidip göreceğiz. Hemen dibinde bahçelerimiz var, evlerimiz var. Gerçekten bizim için çok büyük sorun. Muhtarım, Görgü Mahallesi'nde de çektiğimiz zaman gerçekten biz de gözlemledik. Şöyle bir ağacı sirkelemiştik hatta muhtarımızla birlikte. Gerçekten çok fazla toz toprak ve bu da gerçekten tarımın yani ne bileyim vatandaşların birazcık uzaklaşmasını sanırım maalesef ki neden oluyor. Sizin mahallede de bu durum söz konusu mu? Yani vatandaşlar biraz tarımdan uzaklaşıyorlar mı bu taş kömüründen dolayı? Mutlaka. Ağacı sallama şeyini ben de izledim de programını. Şimdi yağmurlardan sonra salladınız. İster istemez yağmurlar da bu tozları biraz engellemişti. Yazın yağmur yağmadığı zaman ağacı sallasanız gerçekten kameradan da daha fazla görünebilir. Onun dışında bizim çiftçilerimiz, bu hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz, hayvancılık yapanlar bana sürekli söylüyorlar. Diyorlar ki bizim hayvanlarımız burada otlanırken gözlerine toz giriyor, gözlerine büyük zarar veriyor. Dediğiniz gibi ağaçlarda, kayısılarda kayısıcılık yapıyorlar o bölgede. Verim düşüklüğü yaşanıyor. Her şeyimiz, içme suyumuzdan tarıma kadar çiftçilik, her şey etkiliyor. En büyük sorunumuz odur gerçekten. Peki muhtarım, okul olsun, sağlık ocağı olsun, yani bu tür eksiklikler yaşıyor musunuz? Evet, bizim bulunduğumuz bölge daha önceden okulmuş.
Daha sonra okul tabii biraz harabeye dönünce yıkılmış. Zamanla işte buradaki insanlar merkeze göç edince, öğrenci kalmayınca burayı da yıkmışlar, muhtarlık binası yapmışlar. Tabii şimdi bu pandemiden sonra buraya bir dönüş var. Gerçekten hızlı bir nüfus artışı var. Bununla birlikte dediğiniz gibi sağlık ocağına da ihtiyacımız var. Okul alanına da ihtiyacımız var. Çünkü mahallemiz her geçen gün göç alıyor, kalabalıklaşıyor burası. Ve başlangıçta da muhtarım dile getirdiğimiz gibi siz de söylediniz zaten, mahalle genel anlamda yaşlı nüfustan oluşuyor. Yani yaşlı nüfusun en büyük ihtiyacı sağlıktır ki sizin de demin söylediğiniz gibi pandemi döneminde sağlık çok çok önemli bir hal alır oldu ki zaten her zaman önemliydi ama pandemi biraz daha insanın canının kıymetini ön plana çıkardığı bir dönem oldu insanlar için. Haliyle bu da sağlık ocağı ihtiyacını daha fazla doğuruyordur diye düşünüyorum. Aynen evet. Sağlık ocağı tabii ki nüfus artarsa sağlık ocağı da yapılacağına inanıyorum. Nüfusun artması için buradaki koşulların sağlanması gerekiyor. İnsanlar niye merkeze göç ediyor? Doğalgaz olmadığı için kışın sorun yaşıyor. Onun dışında alışveriş merkezleri olsun, işte bu tür şeyler yaşamı zorlaştırdığınız zaman vatandaş kaçmak zorunda kalıyor. Eğer bazı imkanlar buraya yapılırsa sağlık ocağı gibi, okul gibi insanlar gerçekten buraya geri dönüş yapacaklardır. Kırsal mahallede bu temiz havada kendi topraklarında yaşama imkanı bulacaklardır. Biz de memnun oluruz tabii ki. Muhtarım zaten herhalde genel anlamda mahallenin şehir merkezlerini tercih etmesinin en büyük sebebi şu anda doğalgaz olarak görüyorum açıkçası. Ha mahallede elbette bir elektrik kesintisi olur, bir içme suyu eksikliği olur. Bundan dolayı da vatandaşlar giderler mutlaka diye düşünüyorum ama doğalgaz eksikliği vatandaşları biraz sanırım sizin mahallenizde yaşlı nüfus olduğu için artık soba yakmakta zorlandıkları için bence şehir merkezine gidiyor olabilirler. Sizin bir doğalgaz talebiniz var mıdır? Daha önceden il müdürlüğüne iki defa dilekçe verdim. Planımızda bulunmamaktadır diye bize cevap geldi. Tekrar dilekçe verdim. Hatta oraya uğradığım zaman il müdürünü görmek istedim. Dedim ki yani siz buraya hayır derken gelip bakıyor musunuz? Neye göre hayır diyorsunuz? Gerçekten çağımızın böyle yaşamını rahatlıkla kolaylaştırabilecek, insanlarımızı buraya çekebileceğimiz en büyük unsurlardan birisi de doğalgaz. Çünkü gerçekten kışın burada doğalgaz olmadan yaşamak zor. Sizin de dediğiniz gibi yaşlı insanların soba yakması gerçekten zor. Doğalgaz olursa burası gerçekten daha da gelişeceğine inanıyorum. İnsanlar kendi topraklarına gelecekler. Peki muhtarım, mahalleyi daha yakından tanımak üzere turumuza başlayalım. Değerli izleyenler, mahallenin ilk yerleşim alanındayız. Burada ciddi bir kanalizasyon sıkıntısı var. Muhtarım sizden dinleyebilir miyiz sorunu? Mahallemizin bu ilk yerleşim alanının olduğu bölgede yukarılarda evlerimiz var. Bu evlerimizin kanalizasyon borularıyla buraya kadar çekilmiş. Buradan dereye doğru göndermişiz. Yol borular kırılmış, aşağı doğru yuvarlanmış, parçalanmış. Dolayısıyla burada bir boru ilave edilmesi gerekiyor. Bu kokuyu gidermek için şu anda, yani kışın havanın soğuk olmasına rağmen şu anda burası kokuyor. Yazın hiç duramıyoruz. Maskeden böyle bir talebim oldu daha önceden birkaç defa. Geldiler, baktılar, yapacaklarını söylediler. Ancak hiç kimse görünmedi, yapmadılar. Buradaki mahallelerimiz de gerçekten sıkıntı yaşıyorlar, şikayetçiler. Buranın bir an önce halledilmesini istiyoruz yani. Muhtarım şu anda gerçekten hafif bir rüzgar var ve çok kötü bir koku var şu anda burada, durulmayacak derecede. Yani sizin de dediğiniz gibi yazın bu koku ve bu kanalizasyon sıkıntısı daha üst düzeyde hissediliyordur diye düşünüyorum. Ki civarda da zaten şöyle baktığımız zaman evler de var. Yani vatandaşlar bu konuda çok mağdurlardır diye düşünüyorum açıkçası. Aynen, yani burası gibi ileride bir yer daha var aynı durumda. Her ikisine de gelip maskeden baktılar ancak hiçbir çalışma yapılmadı. Ben buradan tekrar bugün arayacağım kendilerini. Buraya çağıracağım, davet edeceğim. İnşallah en kısa zamanda hallederler diye bekliyoruz.
Vatandaş röportajıyla devam ediyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım. İsim soyisim nedir? İsmim Fırat Yazlak. Kaç yıldır bu mahalledesiniz? Ben doğdum doğalı 40 yıldır buradayım. Peki mahalleyi anlatır mısınız bize biraz? Mahalle nasıldır? Mesela hani muhtarımızdan dinledik ama genel anlamda yazın daha cıvıl cıvıl olur diye düşünüyorum buralar. Yani biraz sizden dinleyebilir miyiz mahallenizi? Mahallemiz sakin bir mahalle. Yazın nüfusu artıyor. Ufak tefek sorunları var tabii. Her mahallede olduğu gibi. Belediye, devletin eksiklikleri var bu mahallede. Başka insanların yani herkes kendi halinde. Belediye derken ulaşım sıkıntısı mı? Ondan yana mı? Ulaşım sıkıntısı var. Altyapı sıkıntıları var. Yani gerekli hizmetleri almıyoruz. Köy hizmetleri zamanında, köy statüsündeyken yapılan hizmetlerle devam ediyordu halen mahallemiz. Herhangi bir gelişme yok bu mahallede. Şehre yakın olmasına rağmen, mahalle statüsü almamıza rağmen herhangi bir gelişim sağlayamadık. Peki genel anlamda mahalleli geçimini neyle sağlıyor? Hayvancılık, kayısı bahçeleri var. Yani onlarla... Peki kayısı nasıldı bu sene mahallede? Kayısı fena değildi. Yani kayısı. Para etti mi bu sene? Evet, kayısı para etti. O da işte sulama sıkıntıları falan var. Çoğu bahçeler sulanamıyor. Zamanında su gelmiyor. Kayısının da öyle sıkıntıları var. Peki hayvancılıkla ilgili bir sıkıntı var mı? Hayvancılıkla sıkıntı çok. Yem girdileri, yem maliyetleri, işte hayvanın alımı, satımı, hastalıklarla mücadele. Yani hayvanlarımızın böyle sıkıntıları var. Son zamanlarda gittiğimiz mahallelerde de görüyoruz, yaptığımız haberlerde de şahit oluyoruz. Vatandaşlar gerçekten yem konusunda, yem fiyatlarının artması konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve maalesef ki gittiğimiz bazı mahallelerde vatandaşların söylediğine göre hayvancılıktan bu yem fiyatlarından dolayı biraz uzaklaşma söz konusu olmuş. Yani bundan birkaç yıl öncesine kadar 5-6 tane hayvanı olan insanlar maalesef ki 1-2 hayvana kadar düşmüşler. Sizin mahallede bu durum geçerli mi? Neler yaşanıyor? Valla benim kendim besiciyim. İşte içeride var bir 15-20 tane hayvanım. Onu da banka kredisiyle çekip aldığım hayvanlar. Ben zaten onları beslediğim zaman ben de bu işi bırakacağım. Çünkü bu yem maliyetleriyle bu iş sürdürülemez. Peki ne kadar bir torba yem? Ben en son aldığımda 170 liraya aldım. 3 gün önce sordum, arkadaş almış. 205-210 lira. Yani aşırı derecede bir fahiş fiyat var. Arpa 2 liraydı, şu anda 5 lira. Yani bir hayvanın 7-8 ay süresince yiyeceği yem maliyeti hayvanın kendi alış fiyatını geçiyor. 10 liraya aldığın hayvana 15 liralık yem yediriyorsun ki hayvanı kesime hazırlayasın. Süt hayvancılığı yine öylesine. Yani hiçbir getirisi yok. Onun için biz de bırakmayı düşünüyoruz. Yani gelir gideri karşılamıyor diyebilir miyiz? Karşılamıyor, kesinlikle. Kesinlikle karşılamıyor. Yani öyle sıkıntılar. Peki biraz daha mahallenin kültürünü anlatır mısınız? Mesela komşuluk kültürü nasıldır? Birlik, beraberlik, dayanışma var mıdır? Vardır. Yani bizim daha halen eski mahalle kültürü devam ediyor. Herhangi bir sıkıntıda bir şeyde insanlar yan yana gelir, birlikte hareket eder. Bir sıkıntıda, bir sorunda birlikte hareket etme şeyimiz daha devam ediyor bizde. Yani ama bir düğünde, cenazede bir araya gelirsiniz. Tabii. Kötü günde, iyi günde hep beraber hareket ediyoruz. Yani eski kültür devam ediyor mu? Çünkü gittiğimiz bazı mahallelerde vatandaşlar gerçekten eskiyi çok fazla özlüyorlar. Yok, bizde bireysel yaşam daha halen yani Malatya'daki gibi veya diğer mahallelerdeki bireysel yaşama daha biz geçmedik. Daha halen birlikte hareket eden bir toplumuz. Yani o yönümüz de zaten bilinir. Çevre, köyler bizi öyle bilir. Vatandaş röportajıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sizi tanıyalım. İsim soyisim nedir? Abzer Güneş. Kaç yıldır bu mahalledesiniz? Ben 54 yıldır bu mahalledeyim. Daha önce neredeydiniz? Burada doğup büyümem. Doğup büyümem burada. Peki mahalleyi seviyor musunuz, memnun musunuz? Ya sevmez olur mu? Adam kendi memleketini sevmez olur mu? Sever memleketini. Peki mahallede ne gibi eksikleriniz var? Eksiklerimiz şöyle, şimdi köylü olmadığı sürece
Şehirdekiler hiçbir yaşantı durumu olmaz. Hep yiyecek kaynaklarımız, yiyecek kaynakları köyden gidiyor. Köylüye destek yok. Herhangi bir şey köylüye bir şey yok. Köylü olmadığı zaman hayat bitmiştir. Şehirli hayat yaşayamaz. Her şey köyden gidiyor. Peki bir köylü olarak ne gibi talepleriniz var? Köye devlette istediğimiz yardımla bize yardım etmesi lazım. Köylüye destek vermesi lazım. Ne gibi destekler istiyorsunuz? Maddi destekler vermesi lazım. Peki tarım, hayvancılık nasıl sizin köyde, mahallede? Bitmiş. Tarımcılık, hayvancılık bitmiş. Çünkü her şey bağlı. Her şey bitmiş. Siz neyle ilgileniyorsunuz? Ben boştayım. Benim gücüm yok. Ben boştan geziyorum. Çünkü alacak gücüm yok. Alım gücüm yok benim. Peki mahallenin kültürü nasıldır? Memnun musunuz mahalleden? Komşuluk kültürü nasıl? Memnunum. Kültürümüz iyi. Geleneğimiz iyi. Birlik beraberliğimiz iyi. Her şeyimiz güzel. Bir de bunu söyleyeyim. Bu muhtarımız da iyi çalışma yapıyor. Hani bayağı çalışıyor. Çalışma yapmıyor değil miyim? Muhtar da bayağı güzel çalışıyor. Ama devletin tabii destek vermesi lazım. Bazı yollarımız, bu Yeşilyurt yolundan geldim şimdi. Hep çukur, hep köstebek yuvası gibi. Hani halk zor durumda. Gerçekten halk zor durumda. Peki biraz evvel bir kanalizasyon sıkıntısı olduğu dile getirildi. Siz neler söylemek istersiniz kanalizasyonla ilgili? Tabii kanalizasyonumuz sıkıntılı. Yazın burada kokuda durulmuyor. Köyün yanı başında şey var, bu çukur var. Köy yazın burada kokuda durulmuyor. Burada şeylik, mezarlık. Mezarlık olduğu sürece burada kimse kokudan duramıyor. Hemen civarda da zaten evler var, vatandaşlar da bu durumdan çok şikayetçi, bu kötü kokudan. Tabii. Sinek falan da oluyordur diye düşünüyorum. Tabii sinek de var, her şey var, her şey burada var. Koku da burada durur mu? İnsanlar bayağı zor durumda. Değerli izleyenler, mahalleyi gezip dolaşıp sorunları, sıkıntıları dilimiz döndüğünce ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Ama birazcık İkizce Mahallesi'nin kültürünü ve geleneklerini Mehmet amcamızdan dinlemek istedim. Neler söylemek istersiniz Mehmet amca? Siz buraya ne zaman yerleştiniz? Şimdi buraya yerleşme 1915'lerde, 12'lerde buraya yerleştirilmiş. Peki nereden gelinmiş buraya tam olarak? Burada Atalar Köyü'nde, Yukarı Açva dediğimiz Atalar Köyü'nde. Buraya intikal etmiş, gelmişler. Peki orası kaç kilometre buraya? Orası buraya 15 kilometre falan. Yani çok uzak değil o tabii zaman. Tabii, sadece aramızda bir Seydüşağı köyü var. Peki niye burayı tercih etmişler? Niye oradan vazgeçip buraya yerleşmişler? Dağlık olduğu için orada tarım elverişli değil, sadece hayvancılık. Millet de istedi ki burada hem hayvancılık hem tarım ola. Muhtemelen burada ulaşım sorunu da vardır herhalde. Ulaşım sorunu vardı. Tabii hayvanlarla gidip geliniyordu. Yaya gidip geliniyordu. Karda, kışta. Şimdi çok şükür yol yapıldı. Yalınkaya kadar asfalt yolu gidip geliniyor. Ama bura, bizim bura olarak geç kalındı. Yeşilyurt'ta 4 kilometre bir yolumuz var. O da asfalt değil. Patika yolu gibi gidip geliyoruz. Sadece bir yol bir köye yetmiyor ki. Siz kaç yaşındasınız? Ben 71 yaşındayım. Yani 71 yıldır burada yaşıyorsunuz. Evet. Doğdum doğalı bu köyde. 50 doğumluyum. Peki mahalle, yani sizin tabirinizle tabii eskiden köydü, şimdi mahalle statüsüne geçti. Eskiden nasıldı buralar? Yani şu an bir değişiklik var mı eskiye nazaran? Vallahi eskiye nazaran çok değişiklik var. Eskide buralar cıvıl cıvıldı. Kalabalıktı. Her yer güzeldi. Ama şimdi bura gittikçe, en yakın olduğum mahalleden dolayı bile buraya bakım yok. Ya sizce bakımdan mı, yoksa vatandaşlar biraz geçim derdinden mi şimdi buralardan uzaklaşıyorlar? Vallahi hem bakımda hem geçim derdinde. Şimdi geçim derdi, bugün gübrenin fiyatı belli.
Bugün %100, %150 zam yaptı. Bazı gübreler %200 de zam yaptı. Şimdi biz de ekemiyoruz. Ben burada bir çiftçiyim. Ne sadece ekiyorsunuz? Ben senede 150 dönüm yer ekiyordum. Bu sene 30 dönüm zor bela yer ektim. O da gübresiz ektim. Hani devlette bize bir yardım yok. Diyelim traktörüm var. Sadece bir 30 dönüm yer sürmüşüm traktörüne. Niye? Çünkü yok. Milletin elinde yok ki. Diyelim adam yetiştiremiyor. Gübre pahalı, mazot pahalı. Ben bile gidip alamıyorum mazotu. Her gün bir fiyat, her gün bir fiyat. Nasıl geçineceğiz? Teyzelerimin şöyle ortasına oturayım diyorum. Hoş bulduk teyze, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz köyümüze. Hoş bulduk. İsim soyisim nedir? Benim ismim Fatma Binbir. Kaç yıldır bu mahalledesiniz? Ben doğma büyüme buralıyım. 65 yaşındayım. Ama biz buraya bir spor aletleri, bir park gibi bir şey istiyoruz. Yaşlıyız artık, yürüyemeyiz işte, spor yapalım. Yani. Boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Boş zamanlarımız valla ev hanımıyız yani, normal bildik şeyler, ev işi işte. Köy işi zor mu peki? Köy işi kolay olur mu kızım? Yani hele böyle yaşın ilerlemişse tabii ki zor. Yani artık yapamıyorum, gençler durmuyor, sadece biz ikimizik işte. Benden eşim, çocuklar hepsi gitti, uçtu gitti. Peki hayvanlarınız var mı? Hayvan var. Kaç tane? 3 tane. Büyükbaş mı? Evet, büyükbaş. Zor olmuyor mu peki bu yaştan sonra? Ama ne yapalım, biz neyle uğraşacak köy yerinde? Yani nasıl geçinelim? Nasıl zamanımızı geçirelim? Yani mecburuz, ne yapalım? Çok erken kalkıyorsunuz hayvanlara bakmak tabii için. Tabii ki saat en geç 6'da ayaktayız. Yani mecbur, hayvanımız var, onları şey etmek zorundayız. Yani. Ona göre de erken yatıyorsunuzdur ama. Yok, 11-12 arası. Yani şimdi günler kısa, geceler uzun. Yaşlı adam artık uykuyu ne yapacak? Gençken elimize geçmedi işten, şimdi de. Peki ya. Mahallede ne gibi talepleriniz var, ne gibi istekleriniz var? Valla mahallede işte dedim ya, bir spor aletleri falan. İşte. Yani boş zamanlarınızı aslında bir aktivite yaparak geçirmek istiyorsunuz. Aynı valla. Peki komşularla böyle bir araya gelip ekmek falan yapıyorsunuz, neler tabii yapıyorsunuz? Tabii ki yapıyoruz, benim pek komşu da yok. Yani gençler gitti, yaşlılar da vefat etti. Yani komşu da pek yok. Yani. Teyzeciğim seni tanıyalım. Sizin isim soyisim nedir? Hoş geldiniz. Benim Şehriban Yaz. Kaç yıldır bu mahalledesiniz? Biz doğma büyüme buradayız. Çocuklarımız orada burada. İstanbul'dalar. Çocuklarımıza çok çok selam söylüyoruz. Öpüyoruz çocuklarımızı. İstanbul'da, biri Kıbrıs'ta. İşte biz de buradayız. Kışın soğuk oldu. Biz de Malatya'ya gidik. Burayı sadece yazın kullanıyorsunuz. Ben yazın kullanıyorum. Bahçemiz var burada. Peki biraz sizden dinleyebilir miyiz? Mesela niye yazın burayı kullanıyorsunuz, kışın kullanamıyorsunuz? Ne gibi sıkıntılar, eksikler var? Malatya'yı tercih ediyorsunuz merkezi. Hava soğuk oluyor. Yerimiz müsait değil. Biz artık yaşlı, soba için zor oluyor. Onun için Malatya işte doğal gazlı. Onun için oraya gidik. Ya çocuklarımız yerine İstanbul'a gidik. Ya da işte Malatya'ya gidik. Yani aslında yaşam şartlarından dolayı gidiyorsunuz. Dolayı, tabii. Peki burada ne gibi eksikler var? Burada işte şey yok, park yerimiz yok, spor aletlerimiz yok. Ama biz ta nerelere yürüyüşe gidik. İşte şeylerimiz olsa gider orada spor yaparız aletlerine, şeylerine. Yani mahalleli kadınlar olarak aslında biraz aktifsiniz sanırım. Böyle evet. Çalışmayı seviyorsunuz, yürüyüşü seviyorsunuz. Evet, seviyorum. Malatya'ya gidersem de yapayım yani. Burada da yapıyoruz, arkadaşlarla gidik. Seviyor musunuz mahallenizi? Mahallemizi seviyoruz, oldu bitti buradayız ya, onun için seviyoruz yani.
değerli izleyenler, mahallede çoban köpeği ve kangal köpeği çiftliği bulunuyor. Siz neler söylemek istersiniz? Nasıl aklınıza geldi böyle bir fikir? Bu benim için bir tutkuydur, hobi. 2-3 tane köpekle başladım. 6-7 yıldır. 10 oldu, 15'ti. Hala bir tutku oluyor. Arkadaşlara, dostlara yavruları veriyorum. Yavru isteyene satıyorum. Kaç tane var şu an çiftlikte? Şu anda 19 tane var. Hem yavru, yeni doğanlar var. Dişiler bu tarafta. Saf kangalar yukarıda. Çoban köpekleri burada. Yani sadece kangal çoban köpekler. Malaklı da var. O da bir tane dişi malaklım var. Sevdiğim için tutkudur tamamen. Benimki tutkudur. İsteyen arkadaş dostlara veriyorum. Arada sırada da mecbur satıyorum. Çünkü bunun maliyeti çoktur. Yemekleri, ettir, sakatattır. Arpuğunu, kışın arpuğunu vermezsen zaten doymazlar. Benim için tamamen bir sevgidir. Köpekleri çok sevdiğim için yapıyorum. Sizin isim soy isim ne? Kazım Yaşar. Kaç yaşındasınız ve kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Bu işi 7-8 yıldır yapıyorum. Ben ilk şeydeydim, Avrupa'da yaşıyordum, Hollanda'da yaşıyordum. 9-10 yıldır Türkiye'deyim. İşte köydeyim. Bir köpek aldım, iki köpek aldım. Sevdiğim için öyle gittikçe çoğaldı. Fark etmeden bir ara 25-30 taneydi. Şimdi biraz düşürdüm. Yani sabah kalkıyorum, erken kalkıyorum, yavrularla uğraşıyorum, büyüklerine yemeklerini veriyorum, tarıyorum. Yani hiç korkmuyor musunuz? Yok, yok. Korku olsa zaten yapamazsın. Tabii ki ben dışarıdaki köpekleri tanımadım çünkü bunların hepsinin karakterleri de farklı. Hepsini tanıyorum. Hepsi de beni şey olarak görüyorlar, onların sahibi, lider olarak gösteriyorlar. Yani bu zaten kangalda korktuğun an kangal da zaten duygusal bir köpektir. Sever, sahibini çok sever. Sen korktuğun anda o da şaşırır, o da korkar. Biz zaten ilk geldiğimiz zaman araçla girerken bayağı bir yani havladılar, bayağı sıkıntı yarattılar ama şu an biraz sakinleştiler sanırım. Zaten 2-3 dakika sürüyor. Zaten şey olarak ben olmasam heyecanlanıyorlar. Bu tabii ki içgüdü olarak koruma, kollama köpekleri. Yani mekanını korur. Aileyi korur, çocukları korur. Hatta misal patron benim patronum, eşimi benden daha çok seviyor. Çünkü ona koruma ihtiyacı, bayan olduğu için, koruma ihtiyacı olduğu için. Yani onlardaki olarak, hissiyat çok daha farklı oluyor sanırım. Çok farklı, çok farklı. Yani köpek laftan zaten anlamazlar. Onların sana bir bakışı zaten bir saniye içinde senin ne hissettiğini biliyor. Korksan da, sevinsen de, mutlu olsan. Yani hatta küçük bir şey yukarıda, saf kangalarım yukarıda. O çukurda yılan vardı. Yılan vardı. Benim patronum benim önüme geçip havluyup hırlıyor bana. Normalde hiç yapmadı. Ben de anlamadım. Allah Allah dedim. Niye böyle yapıyor? Sizi koruyordu. Korudu. Sana. Sonra döndüm ki çukurun içine yılan çıktı. O kadar ki hisleri güçlü ve çok duygusal köpekler. Çok sahibini, evini, çocukları çok severler. Siz de sanırım çocuklarınız kadar seviyorsunuzdur. Yani benim için çocuklarım değilse de çok seviyorum. Ve ailece şimdi çocuklarım burada değil. Ailece bakıyor, çocuklar da çok seviyor. Eşim de benim gibi yemeklerini veriyor, tarıyoruz, seviyoruz. Yani sevgiyi verdiğin an o köpek sana o sevgiyi, o mutluluğu veriyor zaten sana. Peki yavrulama dönemi zor olmuyor mu, doğum dönemi? Zor, yani bilmesen zor. Bunun yeri hazırlayacaksın. Yani hemen bir yerde bir köşede yavru yapma diye olmayacak. İyi yapmasan, altı temiz olmasa, ıslak olursa, nemli olursa yavrular ölüyor. Yani gece benim şuradaki doğumhanede orada var. Şuradaki doğumhane gece ışıklarını, ısıtma ışıklarını bunları yavruları ısıtıyorum. Bayağı o da maliyetli sanırım. Maliyetli ama tutkudur ya, artık alışmışım. Onsuz yani bana bir şu anda dünyayı verseler gitmem. Çünkü ben bu köpeklere alışmışım. Bu köpeklerin yaşamasam ben çok büyük bir boşluk olur. Peki şöyle biraz yürüyelim mi? Sanırım şurada nasıl beslediğinizi de biraz bize anlatın. Yani şurada sanırım tavuklar var. Günlük yemekleri, günlük haftanın 6-7 günü. Çünkü etçil bir hayvandır. Et olmasa zaten hayvan yani doymaz. Kışa doğru gittik mi zaten mecbur yağlanacaklar, kilo alacaklar kışı geçirmek için. Ama bu bugünün yemeği. Arpa unu, ekmek, tavuk. Köyde şey alayım, çökelik suyu, peynir suyuyla karıştırıp gerekirse vitaminlerini de koyuyorum. O şekilde günlük yemekleri yani
Ama bu bir gün, bugün için, bu da yarın için. Tavuklar, tavukları alıyorum, pişiriyorum. Gördüğün gibi yağ da var. Yani etleri çiğ vermiyorum çünkü sıkıntı yaratıyor. Çiğ verdim, parazit oluşuyor, kurt oluşuyor. Bu da hayvanı rahatsız ediyor. O şekilde her zaman kaynatırım. Etimi de sakatatçılardan alıyorum. O şekilde değerlendiririm. Kışın bu ara arpa ununa başladım. Kışın arpa unu vermezsen zaten doymuyorlar. Çünkü o ısınma ihtiyaçları var. Ona göre de yemeklerini ona göre de hazırlıyorum. Bayağı maliyetliymiş gerçekten. Maliyet. Size de kolaylıklar diliyoruz ama gerçekten çok keyifli bir iş olsa gerek. Çok keyifli. Yani dediğim gibi bir ara çoktu. Yani bunlar siz yapamam. Ben kendim yemem, onlara veririm o şekilde. Yoksa mı zor yaparsın? Ya aklım hep onların bugün ne yediler, nasıl yiyecekler, nereden ne alacağım? Aklım hep orada. Sabah kalkıyorum, onlarla uğraşıyorum. Akşama kadar yemeklerini hazırlıyorum. O şekilde değerlendiriyorum. Peki bir hedefiniz var mı? Bir hedefim başvuru yaptım. Malatya yakışan bir kangal, çoban köpeği çiftliği. Malatya'da yok değil mi? Malatya'da var da ruhsatlı zannetmiyorum. Ruhsatla uğraşıyorum. İnşallah onları da başarırım çünkü maliyeti çok yüksek. Ona göre büyük kafesler gerekiyor. O da biliyorsun bu ara demir fiyatları aşırı yüksek. Onun için biraz bekleyeceğim. Ama hedefim 1-2 yıl içinde Malatya'ya yakışan bir kangal çiftliği. Bu patron. Sanırım lideriniz bu. Lider bu. Yani kangal, saf kangal. Sivas'tan gelme. Meşhur bir çiftlikte yavru olarak geldi. Şu anda benim damızlık erkeğim. Kaç yaşında? Bu 4 yaşında. 4-4,5 yaşında. Gören buraya göre beyaz olduğu için daha yaşlı zannediyorlar. Ama şey öyle, saf kangalların buraları erken beyazlıyor. Ve sahibine çok sadık. Çok seviyor. Onu sevdin mi? Yani sonsuz. O da canını sana verir. Böyle bütün gün bunlarla uğraşıyorum. Programımızın açılış konuşmasını gerçekleştirirken muhtarımızla birlikte taş ocakları sorununu dile getirmiştik. Şu an taş ocakları hemen sağ tarafımızda, dağın hemen arka tarafında bulunuyor. Muhtarım neler söylemek istersiniz burayla ilgili? Mahallemizin bu Görgü sınırı tarafında bulunan, aynı zamanda yukarıda Seyit Uşağı mahallemizin olduğu bölgede bundan yaklaşık bir 15-20 yıl önce taş ocağı ruhsatı almışlar. Taş üretmeye başladılar. Tabii bu alanımızda işte hemen yanımızda ceviz bahçemiz var, üzüm bağlarımız var burada, yerleşim alanlarımız var. Biraz yukarıda geçen Derme Sulama Birliği kanalımız var. Buradan herkes, her şey etkileniyor. İnsanlarımızın sağlığı bozuluyor, yollarımız etkileniyor, yaşam alanlarımız burada daralıyor. Gerçekten taş ocakları konusunda çok şikayetçiyiz. Mahallemizin en büyük sorunu taş ocağı. Peki muhtarım haftada kaç kere patlatıyorlar mesela dinamit? Haftada yoğun çalışmaya bağlı olarak bazen haftada 2 defa patlatıyorlar, bazen haftada 1 defa patlatıyorlar. Yaklaşık bir 5-6 kilometre, 7 kilometre ilerideki camlarımız bile kırılacak gibi oluyor. Çok yüksek şiddette patlatılıyor çünkü. Muhtarım başlangıçta zaten dile getirmiştiniz siz de bu taş ocaklarından hem tarım hem de hayvancılık çok ciddi anlamda olumsuz bir şekilde etkileniyor. Tekrar bir değinelim mi? Yani şu anda da zaten denk geldi aslında. Hemen sol tarafımızda bir çobanımızı görüyoruz, mahallenin çobanını. Küçükbaş hayvan otlatılıyor burada. Yani ne gibi sıkıntılar var tarım ve hayvancılık anlamında? Tabii bu taş ocağından patlatma esnasında veya işte işleme esnasında çıkan tozlar
buradaki bitki örtüsünün üzerini kapladığı için hem meyve verimsiz oluyor hem de burada dediğiniz gibi tesadüfen burada görmüş olduğumuz küçük baş hayvanlar otlarken çobanların da sürekli bana söylediği gibi hayvanlara büyük zarar veriyor. Hayvanlar bu otları tozlarla beraber yiyor. Ondan sonra hayvanların sağlığına zarar oluyor, gözlerine zarar veriyor. Bununla ilgili sürekli çobanlardan bana şikayetler var. Peki hemen sağ tarafımızda sizin de biraz evvel dile getirdiğiniz gibi bir ceviz bahçesi var sanırım. Peki muhtarım hani o çiftçimiz de rahatsız değil mi bu durumdan, tozdan, topraktan? Kesinlikle o da rahatsız, o da söylüyor. Hemen taş ocağı da zaten yukarısında büyük de bir ceviz ağacı bahçemiz. Yeni yeni yetiştirmeye çalışıyor çiftçimiz. Buraya da çok büyük emek harcıyor. Ama tabii bu şartlarda bunu yetiştirmesi çok zor. Buraya sonuçta maddi olarak da ve manevi olarak da çok büyük katkılar sunuyor. Çok büyük paralar harcıyor. Ama tabii sonuçta bu taş ocağından verim alamazsa emeğine yazık. Zaten zor bir süreçten geçiyoruz. Bir de bu koşullar eklenince çiftçimiz zorlanıyor. Turumuza devam ediyoruz. Muhtarım burada ne gibi talepleriniz var? Bu yeni yerleşim alanımıza yaklaşık 90 adet konut yapıldı. Yapılan bu konutların geçen hafta içme suyu için borular döşendi. Henüz daha kanalizasyonu yapılmamış durumda. Artı buranın elektrik direkleri dikildi. Yaklaşık 3-4 aydır bekliyor. Trafosu gelmedi. Elektrik de henüz verilmedi. Buranın en büyük sorunlarından biri de doğal gaz sorunu. Çok güzel evler yapıldı burada, villa tarzında. Ancak hemen yanımızda 500 metre ileride Turgut Özal Üniversitesi yerleşkesi var. Oraya doğal gaz verecekler. Ancak ben buraya defalarca dilekçe vermeme rağmen buraya doğal gaz olumsuz geldi. Doğal gaz vermek istemiyorlar. Ancak bu tip yerlerde burada oturan vatandaş soba yakamaz. Mecburen doğalgaz ısınmak zorunda. Kesinlikle buradaki en büyük sorunlardan biri de doğalgaz. Değerli izleyenler, muhtarımızla birlikte mahalleyi gezip dolaştık. Sorunları, sıkıntıları dilimiz döndüğünce sizlerle paylaştık. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Muhtarım, şu anda afet o evlerinin olduğu bölgedeyiz. Yani yavaş yavaş toparlamak gerekirse neler söylemek istersiniz? Görmüş olduğunuz gibi mahallemiz bayağı bir geniş alana yayılmış durumda. Bu afet evlerinin olduğu bölgede de bu bölgenin en büyük sorunu ulaşım sorunu. Buraya merkeze gidip gelen hiçbir araç yok. O yüzden de buradaki mahallede yaşayan vatandaşlarımız ulaşım sorunu yaşıyorlar. Bunun çözülmesini istiyoruz. Ayrıca buranın da doğalgaz sorunu var. Buradaki yaşayan insanların da hemen bahsettiğim gibi sağ tarafta üniversite yerleşkemiz var. Bu üniversite yerleşkesinden doğalgazı verilecek. Buraya da doğalgazın gelmesini istiyoruz. Burası aynı zamanda bir kültür evi. Kültür evi buraya istiyoruz, talep ediyoruz. Burada bir kültür evi olmadığı için burada bir düğünde, bir cenazede insanlar yağışlı havada veya sıcak ortamlarda gerçekten mağdur duruma düşüyorlar. Kültür evi buraya olursa gerçekten insanlar çok rahat edecekler. Böyle bir şey de istiyoruz. Spor tesisimiz hiç yok. Buradaki gençlerimiz bu tür şeylerden faydalanamıyorlar. Keşke bir halı sahamız olsa, bir basketbol, bir voleybol sahamız olsa. Gençlerimiz burada spor yapsalar. Bu da büyük sorunlarımızdan tabii ki. Muhtarım, mahalleyi gezdik dolaştık. Gerçekten çok keyif aldık. Çok güzel bir mahalle. Hem tabiatı hem doğası. Havası, suyuyla, her şeyle gerçekten bir bütün ve siz de bu bağlamda çok şanslı gördüm açıkçası ben sizi. Bundan sonraki yani sizin talepleriniz, sorunlar, sıkıntılar umarım bir an önce çözüme kavuşur ve mahalle daha yaşanabilir bir alana dönüşür diyorum. Evet, ben de teşekkür ederim. Sizin aracılığınızla yurt dışında, il dışında yaşayan köylülerimiz de
Burayı izleyerek tabii ki hasret giderecekler. Siz de teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Geldiniz. Buraları çektiniz. Sorunlarımızı dile getirdiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Görevinizde de başarılar dileriz muhtarım. Teşekkürler. Sağ olun. Programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hafta Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nin sesi olduk. Muhtarımızla birlikte mahalledeki sorunları, sıkıntıları ve talepleri dilimiz döndüğünce ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki hafta başka mahallede görüşmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.